arkadaşlar. Serdar Ortaç katılmış olduğu bir YouTube programından format gereği atıldı. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şarkıcı Serdar Ortaç Bartu Küçük Çağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın Instagram yayını mücbir sebeplere konu oldu. Eğlenceli anların yaşandığı canlı yayında format gereği atılan ortaç sistem etti. Küçük Çağlayan ve Altuntaş programı en başından beri Serdar Ortaç'ı konuk etmek istediklerini söyledi. İkilinin enerjisinden etkilendiğini söyleyen şarkıcı da yayına katılarak 18'likler gibi yaptınız beni diyerek onlara takıldı. Küçük Çağlayan ve Altuntaş'la sohbet eden Ortaç programın kılısı haline gelen konuğu yayından atma olayını sordu. Kendisini yap yapmayacaklarını merak ettiğini belirtti. Küçük Çağlayan'dan hayır seni atmayacağız. Cevabını alan Ortaç şarkı söylediği sırada yayından çıkarıldı ve programdan atıldı. Yani sunucu Bartu Küçük Çağlayan canlı yayın esnasında Serdar Ortaç gibi büyük bir sanatçıya yalan söyledi. Seni atmayacağız dedi. Bunun üzerine Serdar Ortaç tam da şarkı söylediği sırada yayından çıkarıldı. Ortaç bunun üzerine yazıklar olsun yorumunu yaptı. Evet. Rahatsız olan hasta olan ve kendilerine nezaketen cevabına evet programımıza katılırım diyen bir sanatçıya yapılacak bir hareket midir bu? Kesinlikle kimse bunu tasvip etmiyor. Bartı Küçük Çağlayan ve Melikşah Altuntaş tam tamına 85 kişi 85 bin kişinin canlı olarak izlediği yayına ortacı attıktan sonra araççılarıyla dışarı çıkarak devam etti. Geçtikleri sokaklarda tezahüratlarla karşılanan ikilden küçük çalayan sosyal mesafeni koru, heyecan yapıp üzerimize atlama diye hayranlarına seslendi. Hala utanmazca hareketlerine devam etti. Serdar Ortaca ben teessüflerini bildiriyorum. Böyle bir programa kesinlikle katılmasını kendisine yakıştıramadım. Daha önce Okan Bayılgen'in böyle Zaga isimli bir program vardı. Halk neredeyse nefret ediyordu. O zamanlar çok meşhur olan Zaga birçok kişi yani böyle ünlü sanatçı da değil. Normal aileden ee, insanlar katıldığı zaman onu durduruyordu. efendim Konuşmasını kesiyordu. Hakaret hamis, e, ukalaca hareketler yapıyordu. Aynı şey bugün e, Serdar Ortaç'ın başına geldi. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Bir daha bu şekilde programlarda ne Serdar Ortaç'ı ne de diğer sanatçılarımızı görmek istemediğimizi üzüntüyle belirtiyorum. Çoluk çocuğun elinde bu şekilde maskara olmanın manası yok. Kurt kocayınca efendim eşeklere maskara olurmuş, köpeklere maskara olurmuş. Bu şekilde bu programlara katılıp kendi kendini rezil etmesinin manası yok. Saygılarımı sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum aziz dostlar. Hayırlı akşamlar.